Merhaba sevgili izleyenler, Uyur Gezer'e hoş geldiniz. Son 18 yılda aklınıza gelebilecek her alana imzasını atan, mührünü basan, kalıbını çakan, betonunu döken bir yönetim anlayışıyla idare ediliyoruz ve bu bizi çok mutlu ediyor. Özellikle en son karşılaştığımız Hasankeyf örneği hepimizi ziyadesiyle memnun etti, mutlu etti, gurur duyduk. Anadolu Ajansı'nın paylaştığı fotoğraflara bakarak Hasankeyf yeni yüzüyle misafirlerini bekliyor manşetiyle dünyaya duyurulan fotoğraflara bakarak bir kez daha halimize şükrettik sevgili izleyenler. Her alanda çok büyük sıçramalar ve sıvamalar gerçekleştiriyor AK Parti hükümeti. Ben yıllar evvel Hasankeyf'e defalarca gitmiş ve oranın o harap, o her tarafı mağaralardan oluşan çok üzücü haline şahit olmuştum. İnsanlık on binlerce yıl önce oralarda nasıl yaşamış acaba? Bütün yollar engebeli, inişli çıkışlı, gerçekten her tarafında böyle kayalar falan var. Yakışmıyordu. Yakışmıyordu. Oraya AK Parti mührünü vurdu, kalıbını çaktı, betonunu döktü ve çok kalıcı bir esere imza attı. Öyle bir eser ki bu sevgili izleyenler, 100 bin yıl sonra bile kalacak, doğada hiç yok olmayacak eserler bırakıyor. İşte bu yüzden artık diyorum bunun bir adını koymalıyız. Bütün dünyaya bu yeni medeniyet tasavvurunun, bu yeni mimari anlayışın, bu yeni estetik anlayışının adını duyurmalıyız. Ve ben diyorum ki AK Parti hükümetinin bize ve bütün dünyaya hediye ettiği bu sanat anlayışının, bu mimari anlayışın, bu restorasyon kültürünün adı betonizmdir. Ve AK Parti betonist bir partidir. Uyur Gezer başlıyor. Hasankeyf'in son haline bakınca eminim hepinizin keyfi yerine gelmiştir. Yayında ve yapımda emeği geçen kimin bir gram katkısı varsa hepsine içinizden gele gele ağız dolusu teşekkür etmişsinizdir. Saygılarınızı, sevgilerinizi, hürmetlerinizi sunmuşsunuzdur. Bundan hiç şüphem yok çünkü ben öyle yaptım. Peki sadece Hasankeyf'ten oluşan bir anlayış mı bu betonizm? Sadece ona bakarak mı? Mesela sevgili izleyenler, binlerce yıldır bütün şarkılarda, türkülerde, şiirlerde göçmen kuşlardan bahsedilir. Bu göçmen kuşların haline bütün ozanlar, aşıklar üzülürler ve acıklı türküler söylerler. Hep yalvarırlar, gitme turnam derler. Turnam uzaklara gitme, ne olur burada kal, yapma etme eyleme ama kuşlar bir türlü dinlemezler. Çünkü onlar kuş beyinli. Bu göçmen kuşlar milyonlarca yıldır yerleşik hayata geçemediler. Ama o göçmen kuşların yolu eğer son 18 yılda bir şekilde bizim topraklarımızın üzerinden geçtiyse işte bu betonizm anlayışı, bu betonist felsefe o göçmen kuşlara artık yerleşik hayata geçmelerini uygulamalı bir şekilde göstermiştir. Mesela onların göç yolu üzerinde bulunan Çamlıca Tepesi'ne inşa edilen Çamlıca Camii o kuşlara ve yine bütün dünyanın kıskandığı, imrendiği, içten içe de sevindiği 3. Havalimanı inşaatıyla yine göçmen kuşlara gereken ders verildi. Artık onlar da efendi efendi bir memlekette yuva kursunlar, orada yaşasınlar. Sürekli oradan oraya, oradan oraya amaçsız, sonuçsuz, çaresizce seyahat etmeleri bizi çok üzüyor. Ya tabii diğer taraftan da Atatürk Havalimanı dökülüyordu. Bu kadar kötü olamaz, ülkemizi çok kötü temsil ediyordu. O yüzden Atatürk Havalimanı'nı kapattık, 3. Havalimanı'nı açtık biz. Tabii çok kıskandığı halde Almanlar da yapımına yardımcı oldular. Onlardan kredi falan aldık, onlar inşaata falan destek verdiler. Hem kıskanıyorlar hem de destek veriyorlar. Çok acayip bir millet gerçekten. Atatürk Havalimanı'na en son biz ne yaptık? Oraya bir tane de hastane yaptık. Oranın pistlerini şey yaptık, işe yarar hale getirdik. Sonra bir bakıyorsunuz, bilmem hangi jeopolitik hareketle oluşmuş olan, bilmem hangi buzul çağından kalmış olan bir göl var. Dipsiz göl diyorlar. Aslında onun adı tipsiz göl. O kadar çirkin bir göl ki. Ama morali bozulmasın, gölün de böyle çok onurunu incitmeyelim diye yöre halkı ona dipsiz göl demiş. Ne yaptı AK Parti hükümetimiz? Betonizm anlayışıyla, betonist felsefeyle, betonperest bir yaklaşımla oranın da tipini düzeltti. Artık dipsiz göl, neden ben bu kadar çirkinim, ben ne kadar tipsizim, aman Allah'ım ne kadar kadersizim diye üzülmeyecek.
onun da kaderine müdahale etti. Ne uçan kurtuluyor ne kaçan. Mesela bakıyorlar Salda Gölü diye bir göl. Beyaz. Ya beyaz göl mü olur? Yazık değil mi bu göle? Bütün göllerin içinde böyle renginden dolayı ayrımcılığa, ırkçılığa maruz kalacak olan zavallı Salda Gölü'ne gereken müdahale yapılıyor ve bu sayede o göl de öteki duygusundan, fişlenmekten, dışlanmaktan kurtuluyor. Sonra hepimizin içini parçalayan, hepimizin ciğerlerini yakan orman yangınları. Soruyorum size, bir orman yangını görünce hangimiz sevinebiliriz? Hangimizin içi parçalanmaz? Hangimizin yüreği dağlanmaz? Her orman yangınında hepimiz üzülüyoruz. Ne yaptı betonperest, betonizm anlayışının kurucusu AK Parti hükümeti? Bir daha orman yangınları yaşanmasın, bir daha yüreğimiz parça parça olmasın diye yanan ormanların yerine beton döktü. Orada orman olmayınca yangın da olmayacak. Orman yangınlarını durdurmanın en etkili yöntemi yanan ormanın yerine beton dökmektir. Siz orayı yeniden orman yaparsanız yeniden yanmayacağı ne malum Allah muhafaza. O yüzden de yanan ormanların yerine gerçekten on binlerce yıl sonra, yüz binlerce yıl sonra bile kalacak sanatsal tarihi eserler inşa ediyoruz. Ve bu sayede bizim sürekli karşılaştığımız bir sorun var. Binlerce yıl önceden kalan bir yapıyı, bir binayı restore etmekle uğraşıyoruz. Ama binlerce yıl önce orada yaşayan medeniyetler o kadar saçma şeyler yapmışlar ki alengirli, incikli, cıncıklı, girintili, çıkıntılı çok garip grup şekiller yapmışlar. Neden böyle bir şey yaptınız? Siz hiç sizden sonra gelecek torunlarınızı düşünmediniz mi? Bunlar bunu nasıl yeniden aynısını yapacaklar diye. İşte o restorasyon zorluklarıyla karşılaşınca betonist AK Parti hükümeti biz çektik bari torunlarımız çekmesin diye artık mesela 50 bin yıl sonra bir kazı neticesinde AK Parti döneminde yapılan bir TOKİ inşaatıyla karşılaştığında torunlarımız onu restore etmekte hiç zorlanmayacaklar. Tıpkı ataları gibi sıvayıp geçecekler. Evet, AK Parti hükümeti gerçekten sıçrama ve sıvama konusunda bütün dünyaya çok önemli mesajlar veriyor. Uzun Gölü'nün eski ve yeni haline baktığınızda, İstiklal Caddesi'nin, Taksim Meydanı'nın, Üsküdar Meydanı'nın, Fatih Camii'nin, Beyazıt Meydanı'nın ve Türkiye'nin birçok yerinde, birçok meydanın, birçok doğa güzelliğinin, doğa harikasının eski ve yeni fotoğraflarını karşılaştırdığınızda, hepimizin iftihar edeceği o betonizm anlayışının her yere sirayet ettiğini büyük bir mutlulukla görüyoruz. Ve en başta dediğim gibi o fotoğraflara bakıp bakıp siz de benim gibi içinizden gele gele böyle ağız dolusu şükranlarınızı, minnetlerinizi, mutluluk cümlelerinizi muhataplarına gönderiyor musunuz, göndermiyor musunuz? Gönderiyoruz çünkü hak ediyorlar. Uzun yıllar boyunca kıymeti bilinmeyen, atıl bir şekilde bekleyen Atatürk Orman Çiftliği'nin içine inşa edilen Cumhurbaşkanlığı Külliyemiz sayesinde bütün dünyaya bunlar ne kadar güçlü bir ülkeymiş dedirttiriyoruz. Hem estetik hem kudretli. İşte betonizm bu sevgili izleyenler. Ve bence bu yıllarda doğan çocuklarımıza bu dönemin hatırasını yaşatmak için yerli ve milli vatandaşlarımız, AK Parti sevdalıları, reis sevdalıları bu günler hiç unutulmasın diye yeni doğan çocuklarına böyle isimler koyabilirler. Mesela Beton Nur, Beton Can, Beton Su, Beton Gül, Beton Han. Bu isimleri bence Diyanet takviminde artık görmeliyiz. Çok önemli. Ve gördüğü her doğa çirkinliğine, tarihi çirkin bir kalıntıya buraya kaç kamyon beton gider? Acaba burada nasıl bir ihale çıkar? Acaba burayı nasıl imara açarız? Düşüncesiyle, o sanatsal anlayışla bakan insanlara da betonomani teşhisi konulmalı. En sevdiği ses beton mikseri sesi. En sevdiği ses motorlu testere sesi. En sevdiği koku yanan orman kokusu. Böyle insanlar tarafından yönetiliyor ülkemiz. Bakıp bakıp halimize şükredelim.
Hasankeyf'e bakalım, Uzungöl'e bakalım, Salda Gölü'ne bakalım, ülkemizden gelip geçerken vurulan göçmen kuşlara bakalım, dünyanın bilmem kaç ülkesini bisikletle ya da yürüyerek gezerken ülkemizde emniyet şeridinde araba çarpması sonucu ölen ya da tecavüze uğrayıp katledilen insanlara bakalım ve diyelim ki biz bunları hak edecek ne yaptık? Ne yapmış olabiliriz? Ne oldu yani? Neden? Ne kadar talihliyiz? Bu ne büyük bir mutluluk, bu ne saadet Allah'ım diye düşünelim biraz. Sonrasında da eğer memnun değilsek bu beton mikseri sesinden, beton kokusundan, yanan orman kokusundan, yanan yürek kokusundan, yanan yürek feryadından bir şey yapmadım.